Türkiye yanı başımızdaki iç savaşlar ve emperyal hesaplı yangınların bedelini en ağır ödeyen ülkedir. 4 milyona yaklaşan mülteci, azalan, giderek artan ulusal güvenlik tehdidi, ihracatın ve turizmin çökmesiyle ödediğimiz ekonomik bedel, Türkiye'nin çevresinde barış kuşağı oluşturmak zorunda olduğumuzu ortaya koymaktadır. Türkiye çevresinde barış kuşağı oluşturabilmek için önce kendi içimizdeki kutuplaşmayı ve cepheleşmeyi bir yana bırakarak birlik, beraberlik ve barışı esas almalıyız. Değerli milletvekilleri, özellikle son 6-7 yıldır dış politikaya ilişkin olarak yaptığımız tüm uyarılarda bugüne kadar haklı çıktık. İtiraz ettiğimiz her konuda haklılığımız çok kısa süre sonra ortaya çıktı. Irak, Suriye, Mısır politikaları, daha yakın geçmişteki Avrupa Birliği ile yapılan geri kabul anlaşması bir yıl geçmeden boşa düştü. Şimdi Katar'la ilgili olarak bazı bilgiler paylaşmak istiyorum. Dışişleri Bakanlığı'ndan Dışişleri Komisyon üyelerine gelen bilgi notunda Türkiye'yi bekleyen itiraflar vardır. İngiltere'nin Bahreyn'e yeni bir askeri üs inşa ettiği, Katar'ın 10 bin ABD askerine ev sahipliği yaptığı vurgusu vardır. Türkiye Körfez ülkeleriyle bilgi notunda Türkiye Körfez ülkeleriyle siyasi, askeri, savunma sanayi, ekonomik, ticari ve beşeri ilişkilerini geliştirmeyi ve güçlendirmeyi amaçlamaktadır denilmekte ve şöyle devam etmektedir. Aynı irade, altını çizerek söylüyorum, Körfez ülkelerinde de bulunmaktadır denilmektedir. Bu çerçevede Katar ile ilişkilerimiz özel önem arz etmektedir diye de devam ediyor. Bu öngörü şu anda açığa düşmüştür. Çünkü Körfez ülkeleri Katar ile karşı karşıya gelmiştir. Katar'ın yanında saf tutan Türkiye, Suudi Arabistan öncülüğündeki bloku karşısına almıştır. AKP iktidarının bölgesel yangında kendi ordusuna güvenmeyen Katar'a Türk askerini göndererek bölgenin bekçilik görevini vermesi ve bu büyük savaşın bir tarafı haline getirmesi ülkemizi bekleyen tehlikelerin habercisidir. Buradan son kez uyarıyoruz. Orta Doğu'da büyük oyuncuların başında olduğu, Müslüman ülkelerin piyon olduğu savaş ruletine Mehmetçiğin kanı bulaştırılamaz.